Selam. Bir 3 yıl kadar aradan sonra karşınızdayım. Bu 3 yıl süreçte neden video çekmediğimi soranlar olmuş. Doğrusu bunun pek bir açıklaması yok. 8. sınıftaydım, teok senemdi. Sonra o teokta bıraktı. Sonra birdenbire geri dönme şansı bulamadım kendi kendime ve kendimi hazır hissetmedim aslında. İşte ergenlik, büyüme evreleri falan filan derken ve tatlı yaptıkça tatlı yediğimin farkına vardım ve gittikçe kilo aldım doğrusu. Sonra böyle bir diyet aşamasına girdim. 12 kilo kadar verdim. Ama şimdi karşınızdayım. Çok fazla tarif araştırdım bu süreçte. Ve gerçek lezzete ulaştığımda dedim tamam, artık bunu insanlara anlatmalıyım. Artık bunu takipçilerime anlatmalıyım. Ve o yüzden de bugün karşınızdayım. Şimdi bugün benim aşırı beğendiğim bir tarif yapacağız sizinle. Böyle giderseniz Burger King'te falan filan sufle yersiniz ya, hani üstünde dondurmalı. O tarifin gerçekten ama gerçekten daha güzeli diyebilirim. Şöyle, çikolataya aşırı bağlı bir insanımdır ve çikolata olmadan yaşayamam desem yeridir. Ve zaten çok fazla kişinin çikolata krizi tutar, hepimiz biliriz. Yani çikolata sevmeyen insan gerçekten azdır. Ve çikolatalı sufle sevmeyen insan çok bilmiyorum var mıdır. O yüzden bugün sizinle bu tarifi denemek istedim. Ben bu tarifi kendilerine gurmeden aldım. Alta da hem Instagram adreslerini hem YouTube adreslerini bırakacağım. O zaman haydi tarife geçelim. Ülkece çok zor zamanlardan geçiyoruz ve evde kaldığımız, hani başkalarının sağlığı için evde kaldığımız dönemlerde bazen çikolata krizlerimiz tutabiliyor veya tatlı krizlerimiz tutabiliyor. Yemekten sonra böyle bir ısınmak isteyebiliyoruz. Ve bu tarif aslında bunun bir çözümü. Hani sadece mutfakta becerikli olanlar değil, mutfağa girip yumurta dahi kırmamış olanlar, kaşık kullanma becerisi olanlar kesinlikle bu tarifi yapabilir. Fırın ya da mikrodalga kullanacağız zaten. Hani işi zaten o yapıyor. Biz sadece karıştıracağız ve şu kadarcık bir kapta karıştıracağız. Yani ne bulaşık çıkacak ne de başka bir şey. Eğer hiç mutfağa girmediyseniz kalkın ve bu tarifi yapın. Çünkü bu tarif tüm krizlere çözüm. Deva. Gerçekten. Malzemeler az önce de dediğim gibi çok kolay. Burada 2 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı un. Unu biraz tepeleme aldım ne kadar gelirse. 2 yemek kaşığı şeker, biraz damla çikolata, bu tamamen isteğe bağlı. 5 yemek kaşığı süt, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı kabartma tozu ve 1 çay kaşığı vanilin. Hepsi bu kadar. Şimdi hepsini birbirine karıştırma işlemine geçelim. İlk önce kuruları koyacağım ben. 2 yemek kaşığı kakaomu koydum. 2 yemek kaşığı unu. Biraz yoksun. 2 yemek kaşığı şeker. Şimdi kabartma tozum ve vanilini de koydum. Bunu biraz karıştırdım. Şimdi gördüğünüz gibi tamamen karıştılar. Sıvı yağımı ekliyorum. Ve de sütümü ekliyorum. Bunu da biraz karıştırıyorum. Böyle yavaşça. Benim gibi dökmeyin siz. Benim suflem şöyle bir kıvam aldı. Ve sizde yemek kaşığı ölçülerinde bile fark oluşabileceğinden bu kıvamı esas alarak süt ya da un ekleyebilirsiniz. Yoğunluğunu ayarlamak için. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle bir kıvamı var. Şimdi bunun üstüne damla çikolata ekleyeceğim. Ne kadar ekleyeceğiniz tamamen kalmış. Şöyle bir yemek kaşığı. 2 yemek kaşığı. Hatta biraz daha ekleyebilirim. Çünkü gerçekten tadını çok değiştiriyor ve hani şu suflenin akışkan kıvamını daha da akışkan yapıyor. Çok güzel oluyor. Karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi suflemiz pişirmeye hazır. Eğer elinizde mikrodalga varsa tercihen mikrodalgada, yoksa fırında da pişirebilirsiniz. Ve şunu söylemeyi unutmuşum ben az önce. Ben bunu güveçte yaptım ama hani elimde güveç var diye güveçte yaptım. Siz elinizde güveç olmak zorunda değil. Ve bunu normal bir kupada ya da fırına ya da mikrodalgaya girebilecek bir kapta da yapabilirsiniz. Yani... Mikrodalganın başına geldim. Açtım. İçine koyuyorum. Ve
1,5 dakika olacak şekilde ayarlıyorum. Eğer sizin evinizde mikrodalga yoksa, şuradaki fırın gibi, normal ev fırınlarınızda 250 dereceye geldikten sonra 1,5 dakikada pişirebilirsiniz. Hayır, yemek için bu kadar sabırsızlanmamalıyım. Dur. Suflemiz fırından çıktı ve tamamen isteğe bağlı olarak üstüne pudra şekeri ekleyebilirsiniz. Ben eklemeyi seçiyorum. Şimdi sizinle birlikte bir kaşık almak istiyorum. Şu altını görmeniz lazım. Kanalımdan çok uzun süre ara verdiğim için beğenilerde, abonelerde mutlaka düşmeler olmuştur. Ama ben geri döndüm. Bir sürü güzel tariflerle, lezzetli tariflerle sizlere bir de çekmeye devam edeceğim. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.